Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı. Örgütün telefonlara mesaj yoluyla bağlantı gönderdiği, tıklanmasının ardındansa casus yazılımlarla tüm bilgileri ele geçirdiği belirlendi. Güncel konularda mesajlar atan casus yazılımlarla milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar, Konya Emniyeti'nin 6 aylık titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi. Hazır mı gençler? Hazır değil. Çetenin lideri olan 22 yaşındaki hacker Afyonkarahisar'da suçüstü yakalandı. Örgütün 14.200 kişiyi zarara uğrattı. 9.000 kişinin banka hesaplarına ulaştığı tespit edildi. Çete liderinin lüks içinde yaşadığı, kara parayı aklamak için de ticaretle uğraştığı saptandı. 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyon, gelen mesajların güvenilirliğinin araştırılmasının nedenli önemli olduğunu gözler önüne serdi. Operasyon hakkında bilgi veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bengü Emre, operasyon hakkında bilgi verdi. İl Emniyet Müdürlüğümüz, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızın ortaklaşa yürütmüş olduğu yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda hacker diye tabir ettiğimiz şüphelilerin vatandaşların verilerini elde ederek dolandırıcılık işlemlerine karıştığı tespit edilmiş. 6 aylık süren uzun çalışmalar sonucunda 23 Ocak 2023 tarihinde o eş zamanlı 5 yıl ilde yapılan operasyonda 15 tane şüpheli şahıs alınmış ve 10 şahıs tutuklanmıştır. Afyon merkezde yapılan reçeliç operasyonumuzda RR kod attı. Şüphelinin tespiti esnasında canlı olarak dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan Hidra diye tabir edilen panel üzerinde çalışmalar yapılırken baskın işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapmış olduğu bu faaliyetler esnasında elde etmiş olduğu suç gelirini sağcılar olarak tabir edilen şüphelilerin bulmuş olduğu hesaplara aktarılması yöntemiyle para elde edilmekte. Sonra sağcılar da bu parayı kripto varlıklara dönüştürerek ya da dolar veya TL hesabı kanalıyla örgüt liderine aktarmaktadır. Örgüt lideri de bu parayı bu kanalla aklamış ve kendi hesabında kullanmaya başlamış olmaktadır.